Çok şükür bir ailemizde çadırına kavuşturduk. Geldi, kurulumunu yaptık. Desteklerinizden dolayı Allah razı olsun. Değerli dostlarımız, bir ailenin daha evini bugün ısıttık. Çadırını kurduk çok şükür. Gel bakayım, gel. Gel şu gözlerin güzelliğe bak. Maşallah sana. Maşallah sana. Allah esir geçsin. Bunlar da yanlar gelmiş. Tamam. Metin Bahçeci ben. Osmaniye doğumluyum. Osmaniye çocuğuyum. 13 yıldır reklam sektöründe hizmet veriyoruz. Vallahi deprem yaşandıktan hemen sonra ben arama kurtarma çalışmalarına sirayet ettim. Arkadaşlarla çalışmaya başladık. 3 günlük bir deneyimiz oldu orada. Acı tatlı olaylarımızı yaşadık. Canlar kurtardık. Acı anlar da yaşadık ama sonrasında ekiplerin gelmesiyle profesyonellere işi bıraktık. İnsan yardım kısmına yöneldik. Bu süreçte insanlara işte su, ne bileyim temel gıda ihtiyaçları gibi, çocuklara süt olsun, bebek bezi vesaire gibi ihtiyaçları karşıladık. Ben 4. gününde depremin Kırıkan bölgesine gittim. Orada köylerin yok olduğunu gördüm. Köydeki insanlara götürdüğümüz yardımların, evet, onların bir nebze olsun mutlu ettiğini ama başlarını sokamayacak bir yer olmadığı için bir tad alamadıklarını hissettim ve onların bir barınma ihtiyacı olduğunu görüp bununla alakalı ne yapabilirim peşine gidip atölyeme geldim. İş yerinde kendi reklam malzemelerimle bir çadır, portatif çadır imal ettim. Hani bunu da kendi imkanlarımla yaptım çünkü o süreçte çadırcılardan, bu sektördeki insanlardan ürün alamadım, malzeme alamadım. Aldığım fiyatlar da çok yüksekti. Daha ucuza daha çok mal edebilmenin peşine gidip reklam malzemesiyle yapmayı denedim. Çok şükür 10 taneyle başladık. Kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz oydu. Abimin desteğiyle bunu bitirdikten sonra İstanbul'dan tanıştığımız arkadaşlarımız Hasan abiler, Hasan Ertan abi arkadaşları, kardeşleri. Onlar bize çok büyük destek oldular. Ürün alımıyla alakalı işte Adana'dan, İstanbul'dan gerek bağlantıları yapıp bize ürün tedarisi sağladılar. Onların desteğinden sonra Osmaniyeli esnafların da desteğini aldık arkamıza. Ciddi manada yardımlar geldi. Bu yardımlarla çadır malzemelerimizi alıp bunları ihtiyaç sahibi ulaştırmaya başladık. Bunu yaparken aynı zamanda Osmaniye'nin evlatlarından oluşan bir topluluk, böyle kendi aramızda birleşip yardımlaşıp bir şeyler yapmaya çalıştığımız insanlarla birlikte insani yardım götürmeye devam ettik. Köylere gittik. İşte ne bileyim odundur, sobadır, battaniyedir. Bunların tamamı, uyku tulumları, bunların tamamını tedarik edip onlara dağıtmaya başladık. Yaklaşık 50-60 kişilik grubuz. Bu zamanlarda da artık 328 yardımlaşma platformu olarak işi resmileştirelim istedik. Şimdi bu platform adı altında yardımlarımıza devam ediyoruz. Hala ihtiyaçlarını karşıladığımız ailelerimiz var. Arkadaşlarımızla arada işte belirlediğimiz hangi kişiler, hangi ailelerden sorumlu, işte buna varana kadar planlamasını yapıp onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 150 küsür çadır yaptık. 150 tane aileye başlarını sokabileceği bir ortam hazırladık. Çok mutluyuz bunu yaptığımız için. Yani 1000'den fazla soba dağıttık, kömür dağıttık, odun dağıttık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Yardımlar geldiği sürece bunları ihtiyaç sahiplerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için de mücadele edeceğiz. Sahada şu an 2 araçlık bir ekibimiz var, 4 kişi. Gittiğimiz yerlerde her yerden talep geliyor. İnanın var ya, günün içerisinde yani 1000 tane mesaj geliyor. Arayanlar var. Telefonumu son zamanlarda her yerde insanlar paylaşıyor ve tanımadığım numaralarla dolu. Gerçek ihtiyaç sahibinde bizim kriterlerimiz var. Bir, evi yıkılmış olması lazım. Ya yani yıkılmışsa eğer, ağır hasarlıysa, bebeği varsa, yaşlısı varsa, engelli bir hastası varsa, engelli raporu olan hastası varsa, bu kişilere şimdi istiyorlar müstakil evin içerisinde, evde oturuyor gündüz, akşam çıkıyor orada yatıyor bir saat ya da ne bileyim çıkmıyor, hiç orada kullanmıyor, böyle talepler oluyor. Yani bu tarz kişilere vermiyoruz. Osmaniye için sınıflandırırsak da şöyle söyleyeyim, yani Mehmet Akif Lisesi'nden yukarıda herhangi bir tahribat yok.
Herhangi bir hasarlı bina yok gözle görülür şekilde. O yukarıdaki insanların çok da ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz ki gittiğimizde de gördüğümüz manzara bu. Daha çok yolun altındaki evlerde tahribat ve hasar var ve onların daha çok buna ihtiyacı olduğunu görüyoruz gittiğimizde. Gelen talepleri de buna göre değerlendiriyoruz, buna göre sınıflandırıyoruz. Kurduğumuz çadır sisteminde tamamen profillerin portatif olmasına özen gösterdik. Hepsi takma çıkarma sistemiyle kuruluyor. Yan tarafa verdiğimiz brandalarda üstte attığımız kapsüller yukarıdan bağlandığı zaman fazlalığını bıraktığımız brandanın üzerine atılan toprakla kenardan gelebilecek soğukları da kesmeye sebebiyet veriyoruz. Bunlar da yanlar gelmiş. Tamam. Çadır verdiğimiz ailelerin tamamına yerden soğuk almasın diye hazırladığımız şöyle her çadırın içerisinde iki kat yetecek şekilde keçelerimiz var. Bunlara tüm ailelere veriyoruz. Çadırları kurdukları zaman yukarıdan etraftan gelen soğukları ve alttan gelebilecek soğukları da bununla kesmelerini sağlıyoruz. Çok şükür bir ailemizde çadırına kavuşturduk. Geldi kurulumunu yaptık. Desteklerinizden dolayı Allah razı olsun. Değerli dostlarımız, bir ailenin daha evini bugün ısıttık, çadırını kurduk çok şükür. Gel bakayım, gel. Gel şu gözlerin güzelliğe bak, maşallah sana. Maşallah sana, Allah'a ısrar etsin. 3 metre, 3 metre, 2 metre yüksekliğinde çadırımızın kurulumunu yaptık. İnşallah sobasını ve birazdan eşya yerleşimini de yapacaklar. Kurulumu yapıyoruz. Bizim elimiz iyice alıştı, çatı çatı kuruyoruz. İskenderun Arsuz bölgesine 5 soba 3 çadırımızı teslim ettik Allah'ın izniyle. Abi çadır geldi. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde kurdum. İnşallah bugün size bu şekilde yatacaklar. Desteği olan bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ailemiz de burada. Son düzenlemeleri kendileri yapıyorlar. Allah hayırınızı kabul etsin. Çok şükür bir ailemizin daha çadır sahibi yaptık. Hamdolsun. Arkadaşlar merhaba. Dikmece köyüne geldik. Burada depremzede bir ailemiz vardı. Maalesef can kayıpları ve ağır yaralı yeğenleri, çocukları var. Onlara sizin hayırlarınızla beraber bir çadır kurulumu yaptık. Bebekleri var. Yanlış görmediysem bir yaşında ya var ya yok. Çadırı kurduk.